Şıhlı kasabasında Arife ile Serdar'ın yeni hayatına yolculuğu ahanda şu dakika başlıyor. Gerçi kızı evinden alt çıkardık da hani yürüyüş şimdi başlıyor. Aha nerede o eski beygirler? Aha gelin ata binerdi de ah. Ha biz niye ağır yürüyoruz? Yani işte kadro sebebiyle hani. Kadromuzda bir teyzemiz sebebiyle acık ağır yürüdük. Teyze. Buyur. Şurada var ya evet. 20 dakikalık yolu Allah razı olsun sayende 2 saat yürüdük. 2,5 saatte zor aldık. Siz Arife'nin nesi oluyorsunuz? Halası oğlanın gelinimiz oluyor. Sen halasının oğlu mu oluyorsun gelini? Damadın halası. Damadın halası. Evet. Öyle düğünde hava atacağım diye mi takmış takıştırmış öyle tabii şık şık? Tabii öyle yapıyor. Adamım öyle bakmasın bana baksın diye. Al vereyim ha. Vallahi mi? Al olacak. Allah'ım işte gönlü boldu öyle bir şey. Gönlü bolduk böyle bir şey. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dur teyze. Sen arada hemen çaktırmadan kol değiştirdin. İyi böyle be maşallah. Gelin var mı anne? Gelinim yok. 6 kızım var. 6 sarmayada. 6 kız mı? 6 kızım var. Elim öper. 6 sarmayada. 6 tane damat mı var abo, şimdi sende? Allah'a kurban olayım. 6 damat. Al 6 damat. Daha mı hoş bir şey damadın olması? Damat daha oğlum da orada kıymetli var. Yalnız bu yani. Ne havalıymış be. Bu bugüne kadar düğünlerde aldığımız en yüklü bahşiş var mıdır bu 3000 YTL? Bunu benim beyim evlenirken yapmıştı. 66'nın 11. 16'sında daha saklıyorum hatıra o ben. 66'nın? 11. 16'sında hatıra yapmıştı. Bey nerede efendim bey? Son derece popüler bir arkadaş. Kimdir bu arkadaş? Bahri. Bahri ne iş yapar? Köyümüzün en güzeli. Bahri Bey. Hoş geldiniz. Öyle bir tezahüratı da hak edecek bir böyle bir hey bir durum yok ama. Yaş? Ben bilmiyorum. Yaşını bilmiyor. 55. Hanım var mı? Yok yok. Ne? Yok yok. Hiç evlenmedin mi sen Bahri Bey? Yok. Sen ne yapıyorsun orada? Otur beni. Gözcü müsün orada? Var mı gelen giden? Yok. Atmaca Nuri. İşi o yani köyde. Atmaca gibi böyle tünüyor oraya. Gelen giden tehlikeye haber veriyor. Bak bak diyor öttüğü zaman biz anlıyoruz ki yabancılar gelmişler. Dur. Atanlar mı? Yok, atın da. Anne. Serdar'ın annesi. Damadın annesi. Anne senin gözlerin biri hafif kahverengiye çalıyor. Öbürü maviye mi çalıyor? Biri yeşil, biri mavi. Hakikaten biri yeşil, biri mavi gibi. Van kedisinden sonra... Van kaynanası diyeceğiz ama... Nadir bulunuyor Van kedileri. Bu kayınvalidelerin de anladığım kadarıyla nesli tükeniyor. Tıpkı Van kedileri gibi. Sebep kayınvalideler normalde kucaklarını açarlar, gelini beklerler. Böyle hani kale gibi dikilmezler ki. Annem bacağını niye attın öyle? Gelin altından geçsin diye. Niye efendim? Af buyurun altınızdan geçecek gelin. Lahımı tutsun diye. Herkes haddini bilecek. Kaynana kaynanalığını bilecek. Yukarıda köprü vazifesi. Evet. Gelin gelinliğini bir... Sığar mı burada? Esasında bu adetin uygulandığı yerlerde mesela annem gibi bir gelin olsa... halimiz nice olur görelim. Gel mahsusçuktan gel. Mahsusçuktan gel. Geçer maşallah. Geçer kayınvalidenin ağırlığı, kayınvalidenin işte statüsü daha kapının girişinde belli. Bu ne? Bu da gelin yağ çalsın ki yağ gibi ondasına örgü adeti yok. Vallahi gelin yağ gibi olsa iyi olur. Yani buradan hani... Buradan geçecek.
Siz de böyle mi geçtiniz efendim? Ben de böyle geçtim. Peki Allah korusun. Kayınvalidenin ayağı kaydı olacak şey değil ya hani. Dengesi bozuldu, bir şey oldu. Gelin de tam geçerken şu topuk kısmıyla kafasına istemeden dibonk diye bir vursa Allah korusun. Yok yok, benim kaynanam iyiydi. Ben vurmam. Niye vurayım kaynanama? Adet ben bu yani. İlla ha, böyle geçecek. Buradan illa kapıya geçecek. Yağ çalacak. Yağ çalacak. Başka? Lafımı tutsun diye. Lafınızı tutsun lafımızı diye. Lafımızı tutacak, kendi iyi olacak. Allah korusun. Tutmazsa lafınızı? Lafımızı tutar bile, niye tutmasın, ne var? Daha girişten diyorsun ben ağabeyim. Evet. Bilmiyor muydun bu adeti? Daha ilk defa görüyorum. Uzak köyden mi? Uzaktan ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Duyuyorum. Tırsınız mı? Tırsmaktan ziyade ne bileyim. Hani acayip bir şey, farklı bir şey. Baştan koydu. Azıcık da sıkacak. Hani... Neyi sıkacak? Azıcık da sıkar tabii, kayınvalide de korkacak. Siz oğlan tayfasısınız herhalde. Oğlan tayfasıyım, yengesi olurum. Arkasından konuşma kızım. Serdar'a lafını geçirebilirsin ama kayınvalideye zor görünüyor. Onu da zaman gösterecek. İddialısınız maşallah. Şaka yapıyorum tabii ki. Her şakanın içinde bir... Gerçek yatar. Gerçek payı vardır. Hayır baba, bunu kesin gelin içerisine. Dayı senin bal damlıyor ağzından seni ya. Sen bal de kayınbabası ağzından. Sen niye kesmiyorsun Şoray Bey? Kimin kayınbabası? Oğlanın amcası kayınbaba sayılır büyük. Amca. Bu da amcası oluyor. Kardeş kardeşe bunu yapar mı? Almancı onu çalışıyor. Kardeş kardeşe yapar mı? Elçiye zeval olmaz. Sizin Almanya'dan gelen kardeşiniz, biraderiniz diyor ki... ...kuzu kesmeden gelin içeri girmesin. Tamam ben keserim, acemimi yaparım ben. Evet, boynuna keserim. Koştaki ne diyorsan keserim, yapardım ben. Sizin gözlerin de biri kahverengi, biri yeşil. Bir gelsene anne sana zahmet. Yani çiftler zamanla birbirine benzermiş ayrı da. Beyefendinin sağ gözü kahverengi, bilmiyorum kamera ne kadar algılıyor. Annemizin sağ gözü de kahverengi. Annemizin sol gözü mavi. Dayımızın da sol gözü hafif yeşile çalıyor ama ikisinin de sağ gözüyle sol gözü birbirine benzemiyor. Siz özel mi buldunuz birbirinizi? Asiye. Asiye anne, bu ne kamyonu bu? Çeyiz. Çeyiz mi? Gelin getiriyor. Kızın çeyizi mi? He. Ne olur kızın çeyizinde? Ne bileyim işte, her şey var. Yorgan, yastık, her şey var. Bilmiyorsun da ne oturuyorsun sandığın üzerinde? Biliyorum üzerine. Biliyorum işte bak. Şunlar da çeyizleri, kabakları, sehenleri. Her kız bu çeyizi getirmek zorunda mı? Mecbur. Siz niye oturuyorsunuz böyle? Bahşiş verecek ona. Kim verecek bahşiş? Ellerine ulu çaylar. Kekleme anne. Kimden alacağız bahşişi? Ulu çaylar toplansın. Ulu çaylardan biri gelsin de. Buyur dayı gel. Düğün sizinmiş galiba. Düğün kardeşimindir. Fark eder mi? Tamam, fark etmez. Çeyizin üzerine oturduk da biz. Maksat adet yerini bulsun adet yani. Adetleri bulur böyle. Ben sıcak su dökerim dependeyse hemen kalkarsın sen. Değilmiş adet. Adet mi? Para vermeniz lazım. Para mı vermemiz lazım?
Biz mi siz mi vereceksiniz? Sen vereceksin. Ha, ben vereceğim. Yoksa sandık kalıyor böyle değil evet. mi? Sandığı götürün. Sandığını alıyoruz yoksa vermiyoruz. Aynen öyle yapıyoruz. Çeyizi de götürebiliriz yani. O kaldırmıyor sandık. Şunu al kardeş. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Benim olayım tamam. Ne olacağız peki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.